Avrupa Birliği üyesi 27 ülke 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu seçimi için sandık başına gitti. 360 milyon AB vatandaşının oy kullandığı seçime aşırı sağ partilerin yükselişi damga vurdu. Peki hangi ülkede hangi aşırı sağcı parti öne çıktı? En büyük sürprizi Fransa yaptı. Et ce scrutin historique montre que quand le peuple vote, le peuple gagne. Fransa'da Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların %31,5'ini alarak açık ara farkla ilk sıraya yerleşti. Onu %15,2 ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans izledi. İki parti arasındaki oy farkı o kadar fazlaydı ki Macron parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı almak durumunda kaldı. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, Fransa'ya gelen göçmen sayısının ciddi şekilde azaltılmasını savunuyor. Ayrıca İslam'ı Fransız kültürü ve değerlerine bir tehdit olarak gören Le Pen, kamu alanlarında dini sembollerin kullanımını da yasaklamayı planlıyor. Moi je suis contre l'interdiction pour je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Benzer şekilde Almanya'da da Almanya için Alternatif Partisi iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yi geride bırakarak tarihi bir ikincilik elde etti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi geçen döneme göre oyunu 4,9 puan artırarak Hristiyan Birlik Partilerinin ardından en fazla oy alan ikinci parti oldu. Parti İslam'ın Almanya'nın kültürel kimliği için bir tehdit olduğunu iddia ediyor ve ülkedeki Müslüman topluluklara yönelik sert önlemler alınmasını savunuyor. Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat. İtalya'da ise Başbakan Giorgia Meloni'nin Radikal Sağ Partisi İtalya'nın Kardeşleri %28,8 oyla birinci oldu. Meloni'nin partisi özellikle göçmen karşıtı tutum ve göç akışını durdurmak için sert tedbirler içeren vaatlerle öne çıkıyor. Ayrıca partinin faşist ideolojiye gönderme yapan pek çok söylemi de eleştirilerin odağında. Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. Aşırı sağın ilk sırada çıktığı ülkelerden biri de Avusturya. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi %25,7 ile seçimi birinci sırada tamamladı ve parlamentodaki sandalye sayısını 3'ten 6'ya çıkarmış oldu. Avusturya Özgürlük Partisi göçmenlerin, özellikle de Müslümanların entegrasyonu konusunda sert tutum benimsiyor. Ayrıca partinin bazı üyeleri, Yahudi karşıtı söylemleri ve neonezi gruplarıyla bağlantıları nedeniyle sık sık eleştirildi. But you've also been saying that Austrians need to be wary, they have to arm themselves, they have to have more security. That is stoking fears. We do need a secure Austria, of course, but the people don't have to arm themselves. This is not necessary. Are you carrying your gun today for this debate? No, of course not, no. Belçika'da da seçimi önde tamamlayan parti aşırı sağcı Vlaams Belang oldu. İslam'ın Belçika kültürüne bir tehdit olduğunu savunan parti, İslamofobik söylemler kullanarak Müslümanların entegrasyonunu zorlaştırıcı politikalar önermesiyle öne çıkıyor. We defend the nation states. We defend Christianity. We defend traditional families. We defend our people, our culture, our heritage. We, my dear friends, we are the good guys. Hollanda'da ise Geert Wilders'ın aşırı sağcı Özgürlük Partisi Sol Yeşil İttifakı'nın ardından ikinci oldu. %17,7 oy alan Özgürlük Partisi böylece parlamentodaki sandalye sayısını 1'den 7'ye çıkaracak. Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Wilders, Müslüman göçmenlerin ülkeye kabul edilmesine karşı çıkıyor ve İslam'ın yayılmasını durdurmak için cami yapımının ve Kur'an'ın yasaklanmasını öneriyor. Ik ben ervan overtuigd als er in Nederland nazi-tempels zouden zijn, dan zouden wij dat ook, dan zou de wereld te klein zijn als dat zou toegestaan. Nou, dit is, gelooft u mij, de islamitische ideologie is zo mogelijk nog gevaarlijker.